İnsanların da böyle haberlere ihtiyacı var Sayın Başkanım. Kesinlikle. Çözüm ortağı diyoruz ya. Kesinlikle. Evinde izlediği zaman vatandaşımız şehrimizde bir adım daha atılmış diye duyması onları da mutlu ediyor tabii ki. Bir güzel haber de Arslan Kavşağı'ndan alır mıyız Sayın Başkanım? Arslan Kavşağı Arslan Kavşağı için halkımızdan özür diliyorum ben. Bir kere tüm Maraşlılardan, bu iki kavşaktan dolayı iki senedir bütün vekil arkadaşlarla gösterdiğimiz gayreti ben biliyorum. Ama maalesef müteahhitimizin sıkıntılı olması nedeniyle hem birinci kavşakta hem bu kavşakta üzüldük. Yani çünkü hemen gündeme getirildi. Dün de gene bu konuda Karayolları Bölge Müdürümüzü aradım. Ne oldu dedim. Dedi ki başkanım dedi 5 Mart. 5 Mart'ta dedi Arslan Kavşağı'nın altından geçiş vereceğim dedi. Bu müjdeyi veriyorum. İnşallah. Bölge müdürümüzün söylediğini söylüyorum. Yani bugün ayın 8'i mi 9'u mu? Demek ki bir ay içinde en geç. Bir ay içinde Arslan Kavşağı'nın altından geçişi olacak. Nisan sonu gibi de dedi kavşağı tamamen bitireceğim dedi. Yani bu müjdeyi de paylaşayım. İnşallah bu sefer hesaplar tutar. Çünkü şunu bilsin vatandaşlarımız. Bu kavşağı bölge müdürü, genel müdürü ve bakan takip ediyor. Çünkü biz her gün gidip diyoruz ki ya bu kadar para harcanıyor. Uğraşıyoruz şehrin en güzel yerindeki bu kavşak yüzünden biz dayak yiyoruz, yıpratılıyoruz diyoruz. Onlar da bizim gibi takip ediyor. Hatta dün aradığımda, dündü galiba veya önceki gündü, bölge müdürü dedi ki efendim genel müdürle Zoom üzerinden toplantıdaydım, telefonu açamadım. Konulardan birisi de dedi Arslan Kavşağı'ydı dedi. Yani orada inşallah artık tünelin ucu gözüktü diyor diye düşünüyorum. Hayırlı olsun şehrimize. İnşallah hayırlı olsun diyorum Sayın Başkanım.